Türkiye ve Orta Asya Türk devletleri arasındaki Türk keneşinin rolü nedir? Biraz Türk keneşinden bahseder misiniz? Ee, Türkçe konuşan halklar esasında frankofoni. Belki duymuşsunuzdur. Fransız sömürgelerinde Frans, Fransız sömürgeleri Fransızca konuşurlar. Fransızca konuşan halklardan oluşan bir Fransız e, nasıl söyleyeyim etki bölgesi. İngilizler Zaten İngilizce dünya e, netekim İngilizce dünya dili olduğu için İngilizlerin biri, ona ihtiyacı olmamıştır ama İngilizlerin Commonwealth, eski İngiliz sömürgelerinin oluşturduğu bir birlik. E, Türkiye'nin bir sömürge geçmişi yok. Osmanlı Devleti'nin idareti halklara dili öğretmek gibi bir uygulaması da yok. Öyle olsaydı e, bugün bulunduğumuz coğrafyanın beş katı Türkçe konuşuyor olurdu. Öyle değil. Öğretmemiş Osmanlı Devleti. Bununla uğraşmamış, serbest bırakmış. Türk genişi, ana dil Türkçe konuşan halkların bir araya gelmesi ve Türkçe dil ailesinde olan halkların Macaristan, örneğin Ural Altay dil grubundadır. Bir araya gelmesiyle oluşturulmuş bir çeşit kültürel program. Türkçenin gelişmesine diller yaşayan varlıklarda, de insanlar gibi yaşarlar. Sözcüklerin anlamları değişir. Yeni sözcükler dillere dahil olur. Bir şeyler üretiyorsanız dili de üretirsiniz. Üretmiyorsanız dili kopyalarsınız. Dilimizdeki bilgisayar ve tıp alanındaki e, yabancı kelime ağırlığı bundan. Bunu biz üretmediğimiz için ve dünya dillerinde örneğin yoğurtun her yerde yoğurt olması da bundan. Yoğurdu biz ürettiğimizden dolayı. E, dolayısıyla kültürel anlamda dilin gelişmesi, dilin zenginleşmesi ve Türkçe konuşan halkların kendilerine öz güvenini sağlaması konusunda Türk genişi oldukça etkili olabilecek e, ve e, desteklemesi gereken e, bir program. Aslına baktığımız zaman e, aynı atanın çocukları olarak, aynı yurdun çocukları olarak birbirimizi anlamamız çok önemli diye düşünüyorum ben. Özellikle Kazakistan'ın son dönemde Latin alfabesine geçiş süreci e, bu açıdan önemli değil mi Sayın Hocam? 1927 yılında harf devrimi, esasında şunu da belirtmekte fayda var, harf devrimi Terakki döneminde de düşünülüyordu. Çünkü Arap harfleri ile Osmanlı Devleti İslamlaşma sonrasında bu alfabeyi kullanmaya başladı. Türkçe uygun değil. Çünkü çok fazla sesli harf var Türkçe'de. Bu belli eklemelerle, noktalama noktalama işaretleri aşılmaya çalışılmış. Fakat 1927 yılındaki devrimin bir sürü nedeni var. Bu da bir nedenlerden birisi. Nedenlerden birisi de Türk devletleriyle ortak bir alfabeye kavuşabilmektir. Bunun farkına varan Sovyetler hızla bu devletlerde kırıl alfabesini zorunlu hale getirmişlerdir. Esasında Kazım Mustafa Kemal Atatürk'ün harf devrimini yaparken aklındaki ya da niyet, politikasındaki açıklanmamış olan niyetlerden birisi Türk devletleriyle bir alfabe birliği sağlamaktı. E şunu yeri gelmişken söylemekte fayda var. E, hepimiz biliriz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Turancılığı Enver Paşa gibi değildir. Yoktur hatta. Evet. Hatta Sovyetleri korku, ürkütmemek için Sovyetlerden bir tehdit e, algılanmasına, Sovyetlerin Türkiye'den sebebiyet vermemek için Turan ifadesinden bile uzak durmuştur. Fakat Atatürk'ün politikalarını takip ettiğimizde e, belki birazdan üzerinde konuşacağız e, Nahçıvan üzerinden kurulan koridor takip edildiğinde Dilucu sınır bölgesinden bir Toprak parçasının İran'dan satın alınması takip edildiğinde, Haf devrimi takip edildiğinde Atatürk'ün esasında e, Turan fikrinin Atatürk'ün zihninde olduğunu görürüz. Fakat koşullar uygun olmadığı için bu fikri hiç zikretmemiştir. Belki 1946 yılına zikretecekti, fakat e, Ata o zaman da zaten vefat etmişti. Kesinlikle. E, tarihi yanlış hatırlıyor olabilirim ama eğer yanlış söylüyorsam e, affedin. 1932 yılında sanırım özellikle 3 tane tarihçiyi de e, Güney Amerika'ya gönderip Muğ kutası ile alakalı araştırma yaptırması da aslında e, Türklerin tarihini ne kadar çok merak ettiğini bir arada olması gerektiğini düşündüğünü Güçlü gösteriyor. Güçlü bir yani son 200 ben de tarihi tam hatırlayamadım. Söylediğiniz evet. hadiseyi biliyorum fakat tarihi hatırlayamadım. O dönemdi ama çok o uzak dönem, bir dönem evet. değil. Eee hafızayı beşer şaşar evet. e, hızla unutuyoruz. Ee, Son 200 yılında mağlup olmuş bir ulusa Atatürk, bazen aşırıya kaçacak şekilde bir güveneceği dayanak bulmaya çalışıyor. İşte güneş dil teorisi, bütün dillerin Türkçeden türediği, Türk ırkının çok daha geniş alana yayıldı, çok daha güçlü oldu. geçmişinin İslamlaşma öncesinde de büyük devletler kurabilecek kapasitede olduğunu anlatmaya ve öğretmeye çalışıyor. Temel amaç yenilmiş... Son 200 yılda yenilmiş, özellikle son yüzyılda, son birkaç savaşta yenilmiş, topraklarını kaybetmiş, travma yaşayan bir ulusu tedavi etmeye çalışıyor Atatürk. Ee, başarılı oldu ki e, biz buradayız e, ve özgüvenimiz yüksek.